Bu son yıllarda biz bu Çin, Rusya, işte Türkiye, Çin ve Rusya ile aynı hatta mı giriyor? İşte yeni ittifakları bu mu? Çin ve Rusya, Türkiye, işte Çin ve Rusya, işte Türkiye'nin zaten girdiği iç politikadaki otoriterleşme hattının mecbur kıldığı bir ittifak sistemi. Çünkü iç politikada inşa ettiğiniz iç düzen dış politikanızı şekillendiriyor. Türkiye'nin dış politika krizi temelde iç politikada bir kriz. Siz iç politikada eğer dünyaya kapalı, daha otoriter bir rejim inşa ediyorsanız, sonra dünyaya bakıyorsunuz ki bu rejimi taşıyabilecek aktörler buluyorsunuz. Bu rejimi taşıyabilecek aktörler de belli işte. Bunu Çin'le yapabilirsiniz. Bunu işte Rusya'yla yapabilirsiniz o şeyde. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece bir dış politika tartışması değil, bizim esaslı bir şekilde iç politika tartışması yapmamız lazım. Aksi takdirde bugün işte Mısırlı İslamcı medya kendisine artık İstanbul'da değil de Londra'da, Berlin'de daha rahat Değil mi o? hissediyorsa, Doğru değil mi eğer onlar? Uygurlu bir işte Uygur Türk'ü, Pardon o Mısır meselesiyle bu ilgili bütün şey küçük küçük yapsın. haberler çıkıyor. O Hepsi kesinleşti. bütün uluslararası medyada bu yer aldı zaten. Uygur Türkleri bugün yani seslerini işte Batı'da, Amerika'da Türkiye oranla daha net duyurabiliyorsa, Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde Uygur lider bir bahaneyle işte evinde tutuluyorsa, bu işte son yıllarda girilen bu otoriterleşme hattının aynı zamanda sadece siyasal değil ahlaki maliyeti bu. Yani bugün işte Cumhuriyet tarihinin en muhafazakar veyahut da işte milliyetçi hükümeti döneminde bir Mısırlı İslamcı basın için gidip bir yurt dışında işte Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, İngiltere'de medya açmak daha rahat hale gelebiliyor. Kendisini daha rahat ifade edebiliyor. Bir Uygurlu Türk için de yani bu ölçekte milliyetçilik dozajının bu ölçekte sürüme sokulduğu bir dönemde Uygur Türkleri konusunda ise işte dünyadaki en sessiz ülkelerden bir tanesinde yaşıyoruz.